AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulundu. Allah'ın izniyle vermiş olacak. Yeni sloganlarımız orada açıklanacak. 7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye yüzyılı için hep yeni, hep ileri mottosuyla icra edeceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongremiz öncesinde geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Davetimize icabet ettiğiniz için de hepinize tek tek teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan partimiz, 3 Kasım 2002 yılından bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanılmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarıların arkasında yatan en önemli unsurlardan biri ise dinamik kalmayı başarabilmiş olmasıdır. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkı sarıldıklarını, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle de takip etmekteyiz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışanların bu zihniyete karşı AK Parti birer nefer olarak da bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taşlandırmakta da kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkartmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyet'in yüz akı Türkiye'nin ortak aklı, AK Parti'mizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongremizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yönetim kadroları da, genel başkan yardımcıları da bu kongre neticesinde görev almış olacaklar. Rabbim bu kongremizin de yeni kadromuzun da